36. farz okuyoruz. Neymiş? Estağfirullah ve fırkayı idâkintum. Müşteriler için ölçüm yaptığınızda ölçeyi tamamlayın. Ölçeyi tam yapın. Hiç eksik yapmayın. Bir zerre gram eksik olsa düşün ki kaç kişiye böyle tattın, ölçtün, ne kadar? Ahirette kul hakkı. Yani bir gram hakla adam ahirette cennete giremez ya. Ne buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri? 70 peygamber kadar ameli olsa, bir zerre kadar da kul hakkı üzerinde olsa ödemeden cennete giremez. Ödemeden cennete giremez. Orada da ödeşmek zor. Burada bir gram, iki gram, beş gram mesele değil ama ahirette bir gram eksik verdiğin adama efendim ne yapar? Köşkünü, sarayını alır gider. Sana hakkını helal etmedikçe sen cennete giremezsin. Bayağı bir sevabını götürür. Ne lüzum var ben burada bir liralık, iki liralık şeyi? Doğru yap. Hatta senden geçsin, ondan geçmesin. Biraz da fazla yaparsın şüphelerini sen. Ölçüm yaptığınız zaman tam yapın. Tartarken de vezinu tartın. Bil kıstasil mustakîm. Dost doğru teraziyle tam. İşte terazi her şey ona vuruluyor da gramı şusu busu kilosu oradan anlaşılıyor. Terazi bozuk ayarlarsan ne bozuk tartar. Dâlike hayrun. İşte bu sizin için daha hayırlıdır. Ve ehsenü cevîlâ. Akıbet bakımından daha güzeldir. Yani çok kâr edemiyorum. Etme. Ne dedi Şuayb Aleyhisselam? Biliyorsunuz Medyen kavmidir. Şuayb Aleyhisselam kavmidir. Musa Aleyhisselam da orada kaldı ya 10 sene çobanlığı. Şuayb Aleyhisselam'ın ümmeti neden battı? Helal bu. He? Ölçü ve tartıda noksanlık üzüldü. Kur'an yazılmışlarda bazı kavimlerin helak sebepleriyle birlikte zikredildi. Lut kavmi erkek erkeğe ilişkiden kadın kadına da ilişki de vardı. Aynı kavimde. Efendim. Şu an Aleyhisselam kavmi ölçü taktiği işte eksik etmekten böyle Allah Teala bazı kavimlerin tekzipleri var, imkanları var. Zaten imkan hepsinde müşterek. Bazen de özel suçları var, günahları var. Ve ilâ medyene ham şuayba Medyen'e yani Medyen kabilesine kimi gönderdik? Kardeşleri Şuayb'ı gönderdi. Şuayb Aleyhisselam geldi. Galip tüm peygamberler ne diyorsa o da aynısını söyledi. Ne söyledi? Ya kavmi ibudullah. Ey benim kavmim. Allah'a ibadet edin. Ma lekum ilahen gayru. Sizin ondan gayrı İlahınız yok. Ondan başa tapacağınız yok. Tamam. Velâten kusul mikyâle ve mizân. Ölçüyü tartıyı noksan etmeyin. İnni arâkum bi hayr. Ben sizin durumunuzu iyi görüyorum. Buna da muhtaç da değilsiniz. Hepiniz yiyorsunuz, içiyorsunuz, geçiniyorsunuz. Hani fakir sen yapabilirsin demek değil ha. Burada onların halini anlatıyor. Ve inni hâfu aleykum. Ben sizden korkuyorum. Başınıza gelecek azab-ı yevmin muhit. Bir günün azabı başınıza gelecek. Her tarafı kuşatacak. Kimse kaçamayacak. Ve ya kavmi uful mikyale vel mizane bil kısm. Ey benim milletim. Ölçüyü tartıyı adaletle tam yapın. Ve la tevkasun nâse eşyâhum. İnsanlara eşyalarını vereceğiniz metalarını noksan etmeyin. Ve la te'azev fil ardı müfsidîn. Yeryüzünde fesat çıkartmayın, bozguncu vaziyette dolaşmayın. Rabbiyetullahi hayrun lekum. Dedi ki Şuayb Aleyhisselam, ya size bir kar kalmıyor mu bu ölçüde tartıda verdin? Adam 50 gram dedi, 50 gram verdin. 2 metre dedi, 2 metre kestin. Oradan 2 santim, 5 santim çalmadın. 5 gram, 3 gram çalmadın. Evet, orada sen bir ticaret yaptın. Aldın, sattın değil mi? Bir kar kalmıyor merkezde, kalıyor. Kalıyor ama kurtarmıyor. Şimdi ben 5 metreyle 5'er metre şeyden santimden 50 metre 1 metre kazanırım bilmem. Şuna metresi kaça? 20 lira. Ha, 20 liraya bu kadar cehenneme girilir mi ya? Allah'ın size bıraktığı kar hayrullekum inküntüm böyle.
Allah peygambere inanıyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Yani Allah'ın verdiği kârda ne var? Bereket var. Helal kazanırsın, bereket var. Haram kazanırsın, çok kazansan bereket yok. Mâ aleyküm bi hafiz. Ben sizin başınızda murakip değilim ki, sizin başınıza gelip ölçerken, tartarken onu mu kontrol edeceğim ya? Kâlû dediler, ya şuayl ve salâtu ve te'murke, en nedruke mâ a'budu âbâruna, en nef'ale fî emvâlinâ, mâ neşâ. Ey şuayl, ya sen dediler, babalarımızın taptığı putlara tapmamızı bize yasaklıyorsun. Veya ama mallarımıza karışıyorsun, şöyle ölçmeyin, böyle tapmayın diye bize karışıyorsun. Senin namazın mı sana söylüyor bunu böyle ya? Bak bak, senin namazın mı söylüyor böyle ya? Aynı müşrik lafları şimdi de var değil mi? Sen sakalın mı öğretiyor sana bunları ya? Sen çarşafın mı söylüyor sana bunu? İnne gelentel halimur reşid. Ya ben de sen acele etmeyen, halim serin, olgun bir adamsın. Niye karışıyorsun ben ne almışım ne satmışım ya? Kale, Şuayb Aleyhisselam, ya kavmi, ey benim milletim. Erayzü min kutu ala beyneti bir Rabbi. Söyleyin bakayım. Bana Allah'tan ayet gelmiş, din gelmiş, delil gelmiş. Ve razıqani min rizqal hasene. Allah beni kendi tarafından güzel rızıklarla rızıklandırmış ise ben bildiğim doğru işi nasıl demeyeceğim? Ve ma uridenu galibetu ila manatum an. Ben size yasakladığım şeyi kendim ters gidip de yapmak istemiyorum. Ne diyorsam sizin onunla ben de amel ediyorum. İn uridu ile ıslaha mestafa. Gücümün yettiği kadar ben sizi düzeltmek istiyorum. Alemi düzeltmek istiyorum. Ve mâ tevfîkı illâ billâh. Benim muvaffakiyetim ancak Allah'ın yardımıyla. Aleyh tevekkeltü eyleyni. Ben ancak Allah'a güvendim. Ben ancak ona yönelirim. Ve yakam lâ ezrimennekum şikâkî. Ey usîbekum mislu mâ azâbukum. Ve nûhilev kavme hudinev kavme sâlih. Ey şahibatsel, ey milletim. Bana karşı geliyorsunuz. Başta inanmıyorsunuz. Tutları bırakmıyorsunuz. Sonra ölçüyü tartıyı eksik ediyorsunuz. Laf dinlemiyorsunuz ama bana karşı gelmeniz sizin başınıza, Nuh kavminin başına veya Hud kavminin başına veya Salih Aleyhisselam kavminin başına gelen belaların bir benzerini yakında getirecek. Sakın siz de o belaya düşmeyin. Ama kavmi Lut'un minkum bir ba'in. Lut kavmi de sizden uzakta değil. İşte o ölü denizledikleri yerde Selum. Efendim Lut kavmi de sizden uzakta değil. Nasıl taşlarla Allah onlara taş yağdırdı. Nasıl onları yerin dibine geçirdi. Estağfirullah Rabbekum sümme tuğuyle. Rabbinizden af isteyin. Sonra Allah'a tövbe edin. Af isteyin, tövbe edin. İnne Rabbi rahimun vedud. Rabbim çok acıcıdır. Kullarını çok sever. Müslümanlar çok sever. Kâlu ya Şuayb. Mâ lekum kesîrun mimmâ tekûlû. Ve inne âle nevâke fînâ zâifâ. Dediler ey Şuayb. Senin dediklerinden birçoğun lafları anlamıyoruz. Ne bu ya istiğfar, tevbe, bir şeyler. Anlamıyor musun? Ve inale ne rake bina vayit. Zaten seni aramızda çok güçsüz görüyoruz. Ama kabilen kuvvet. Ve levle arahtu gele racemna. Kabilen olmasa seni taşla öldüreceğiz. Ve ma ente aleyna fe aziz. Sen bizim nezdimizde böyle muhtemel bir adam değilsin. Ama işte kabilen seni tutar. Yani ırkçılıktan. Onun için sana dokunamıyor. Kaliyakam ya Rabbi acu aleykum min Allah. Ey kavim. Siz Allah'ın gücünü görmüyorsunuz da benim kabilenin gücünü mü görüyorsunuz? Ben Allah'ın peygamberiyim diyorum size. Allah kim? Vettekaddumu ve râhum zuhriyya. Allah'ı arkamıza attınız öyle mi? Hiç Allah'a hesaba katmıyorsunuz öyle mi? İnne Rabbi bimâ te'amelûne muhit. Rabbim sizin yaptığınız her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Kıpırdatmaz sizi istese. Ve yakın mü'melü alâ mekânikû. Öyle değil mi? Siz artık beni taşlayacak hale geldiniz. Siz Allah'a inanmıyorsunuz. Hüküm helal haram dinlemiyorsunuz. Öyle mi? Tamam ey benim kavmim. Devam edin durumunuz üzere, haliniz üzere. Yapın yapabildiğiniz kadar. İnni amin. Ben de cihada devam edeceğim. Tebliğe devam edeceğim. Bağsa devam edeceğim. Sevfe te'alemune men yehdi alâbul uhdiyum men vekâdim. Yakında bileceksiniz. Kimin başına rusva edecek bir azap gelecek. Kim yalancıymış göreceksiniz. Ve tabi bu. Bekleyin belanızı. İnni ma'akum rakib. Siz bekliyorsunuz ben öleceğim. Ben de bekliyorum siz de vereceksiniz. Peygamberler neler çekti? Bu milletten ya. Ve lemmâ câ'e emrûnâ. Ne zaman bizim azap emrimiz geldi.
Enceyna Şuayben vellezine amenu me'ahu bir rahmetin minnâh. Şuayb'ı aleyhissalâtu vesselâm ve onunla beraber iman etmiş olanları acıdık, rahmetimizle kurtardık. Ne dedik onlara? Vahiy geldi Şuayb aleyhisselâm'a. Hemen çık, inananları da al git, geri kalanı bize bırak. Onlar helak olacaklar. İmansızlar kalsın. Çünkü bir Cebrail aleyhisselâm gelecek, bir narayla ne yapacak işlerini? Bitirecek. Ve akadetillezine zalemussayha. O zalimleri ne yaptı? Bir nara, Cebrail aleyhisselamın narası kuşattı. Bir de bakıyorum başka ayette de var. Şimdi bu ayet-i kerimede Cebrail aleyhisselamın narası helak ediliyor. Şuara suresini açtık. Şuara suresinde ne diyor? İfkâlelev şuaybun elâ tettekûn. Şuayb aleyhisselam onlara dedi ki Allah'tan korkmayacak mısınız? Haramlardan sakınmayacak mısınız? İnni lekum rasulün emîn. Ben çok güvenilir bir peygamberim. Fettekûllâhu ati'ûn. Allah'tan korkun, benim sözümü dinleyin. Ve mâ eselikum aleyhi min ecr. Ben sizden para pul istemiyorum. Bütün peygamberler aynı şeyi söylediler. Para istemiyorum. Onun için sohbetten para alsan tesir etmez. İn ecri illa ala rabbil alemin. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbine aittir. Ve fulkeyle ve la tekunu minel muhsirin. Ölçü tartıyı tam yapın. Eksik edenlerden olmayın. Ve zinubil kıssası müstakim. Dost doğru teraziyle tartın. Ve la tekunu nâse eşyan ve la te'azev fil ardı müfsirin. İnsanların malını mülkünü eksik etmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dolaşmayın. Ve tekullezî halekakum vel cibilletel evvelin. Hep ayetlerin sonuna görürüz. Sizi yaratan, önceki atalarınızı yaratan Allah var. Bu alemi Allah yönetiyor, o öldürüyor, o diriltiyor. Her şey onun elinde, ondan korkun. قَارُمْ اِنَّمَا اَنْتَبْنَزُ سَحَر۪ينَ Dedi, hadi git ya, sen büyülenmişlerden birisin. وَمَا اَنْتَبْنَا بَشَرُمْ بِسْلَى Bizim gibi bir adamsın, peygamber olsan büyük farkın olması lazım. Yememen lazım, içmemen lazım, alışveriş yapmaman lazım. وَاِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَازِب۪ينَ Zaten biz seni yalancılardan olarak düşünüyoruz. Teskut aleyhi erkisememine seva inkündemine sahibi. Gökten bize parçalar indi, taşlar yağdı. Doğru söylüyorsa kafamıza taş yağdı. Kâle Rabbi âlemdûmâ te'amelûn. Rabbim daha iyi biliyor sizin neler yaptığınızı. Sizi hırsızlar, sizi yavrular. Fekendefûhû. Onu yalanladılar. Fekendefûhû aleyhâbûn zullâ. Burada da buyuruyor ki gölge gününün azabı onları yakaladı. İnnehu kâne azâbe yevmin azîm. O çok büyük bir günün azabı. Nasıl oldu? Şuayb aleyhisselam çıktı bırak. Müminler gitti. Bunlar kaldı. Ondan sonra bir kuraklık, bir kuraklık. Yağmur yok, su yok, bir şey yok. Helal olacak hale geldiler. Ama öyle değil. Bu sefer Allah-u Teala bir bulut gönderdi. Bulutu görünce herkes kurumuş, hala rızullum turuna. Bu da başka bir surede. Dediler ki, bu bulut bize yağdıracak. Ateş yağdıracak. Haberleri yok. Bel-i mesaciye Allah-u Teala buyuruyor ki, o sizin acele gelsin azap yağdır kafamıza gökten dediğiniz azap, haberiniz yok. Rihun bir yel, bir rüzgar, bir bulut ki, fiha azabun elim. İçinde can yakıcı azap geliyor. Tüdendir o külle şeyin gelir Rabbiha. Rabbinin emriyle önüne gelen her şeyi kırıyor, geçiriyor. Şimdi ara sıra Amerika'ya geliyor ya. Hortum, hortum. Şimdi de şey geldi. Kumburdunası geldi. Hepsi de oraya gidiyor ya. Dünyada başka bir yer yok. Hep oraya gidiyor. Ne için anlamadım? Her gün haberlerde bir şey var. Şu kasırga geldi, bu gitti, bu geliyor, bu yolda. Acil tedbir alın, boşaltın, çıkın, gidin. Allah. Gece kasırga kurdu geçiriyor. Ya ormanlar yanıyor. Ondan sonra sen efendim, kum fırtınası. Ya bir kum fırtınasına baş edemiyor ya. Nasıl baş edeceksin? Gece bir çekirge bastı bir yere. Allah Teala çekirgeyen büyük ormanlarındandır buyuruyor. Çekirgeyi de baş edemez bir memleket ya. Bir memlekete çekirge musallat etse, tarlada mahsul kal. Toplandılar bulutun altına, bekliyorlar.
Allah'ım ya Rabbi, buluttan bir ateş yağmaya başladı başlarına. Sabaha diyor, evlerinden başka ortada bir şey yok. Hepsi biçilmiş samana diyor. Adam diye bir şey yok. Bir yandan ateş yağıyor buluttan, kaçamıyorlar. O anda da Cebrail Aleyhisselam nara atıyor. Zaten ateşe mateşe lüzum yok. İnkâne illâ sayheten vâhideten, Yasin'de var, Habibine, Can'ın kavmine. Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdik diyor, bir nara patlattı. Feydâ muhâmidûn, bütün o zaman Antakya halkı sönmüş ateş külü gibi öldü gitti diyor. Yani Cebrail Aleyhisselam'ın öyle güçlü sesi var ki, şu anda gelse, dünyanın üzerine bir sayha, bir nara atsa, şu anda 7 milyar, 8 milyar insanın hepsinin kalbi çatlar, ödü koptu derler ya, öt işte ha. Ödü kopar, hepsi ölür, bir tane sağ kalmaz. O kadar kuvvetli ses o. Narası var. Gürültü ne demek, kalbi çatlatır ya. Bir yandan Cebrail sen bağırıyor, bir yandan ateş yağıyor. Tasbahu fi diyari, kâzimi. Vatanlarında, memleketlerinde dizüstü çökmüş gittiler. Hepsi öldü gittiler. Kellem ya nefiyya. Sanki hiç olmamışlar, hiç yaşamamışlar, o sokaklardan hiç geçmemişler, o memlekette hiç bulunmamışlar. Elâ du'del medyene kemâ ba'idet zemûd. Kurban oldum Allah. Semud kavmi diyor, Salih Aleyhisselam'ın kavmi nasıl kahroldu? Hud Aleyhisselam'ın kavmi nasıl kahroldu? Nuh Aleyhisselam'ın kavmi nasıl kahroldu? Nasıl uzak oldu? Nasıl rahmetten kovuldu? İşte Şuayb Aleyhisselam kavmi Medyen'de kahrolsun diyor. Allah bahtı mübelayı, Allah'ın bedduası kurban olduğu icraat demektir. Şimdi efendim Rabbim bahtı mübelayı, kahriyeyi uzak olsunlar dedi mi bitti onlar iş. Onun için bu ölçü tartı işi şakaya gelmez. Bak koca millet bu yüzden helak oldular. Şimdi bu hususta bir rivayet burada var. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular. Evet. Esvel surra men serakal şeytan. Hırsızların en beteri şeytan için çalandır. Hazreti Ali Efendimiz sordu. Ve kim eder ya Resulallah bu nasıl olur? Fakat sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ma nekasa ahadun minel mikyâle kabbaten ve la hafneten illa ehelehu şeytanu. Şimdi bir kimse bir ölçekten bir avuç yahut bir çanak, çanakla da ölçülenler var ya böyle batırıyorlar. Eskiden bu kadar teraziler yoktu hassas herhalde. Bir avuç bir çanak eksik yapsa o eksik olanı eksiktiği tarafı şeytan alır. Şeytan geliyor alıyor ha. Allah Allah. Allah. Ve mizalike azabım. Şeytanların rızıkları ondandır. Şeytan neyle ne yiyormuş geçiyormuş? O eksik noksan yapanlardan. O da oradan götürüyormuş. Şimdi diyorlar kurabet. Lan ne kurabetisi? Bu hadis-i şerifin teyit eden ayet yok mu? Var. Ne buyuruyor İsra suresinde şeytana? Ve şarikum fil envali vel evladi ve'idhum. Sen onların malına da ortak ol, çocuğuna da ortak ol. Malına ortak ol, işte sen böyle ondan çaldın kendine, oradan şeytan götür. O şeytanın nasibi. Yani ne demek, en kötü hırsız ne şeytan için çaldı. Yani kendine yarasa bari, dersin ki dünyada yaradın bari. Ama sana da yaramayacak diyor, çaldığını şeytan zaten götürecek, ondan hiç sana da bir santim de kalmayacak. Şeytan alıyor. Besmelesiz yedin, şeytan beraber yiyor, içtin, şeytan içiyor, hanımına yaklaştın, şeytan yaklaşıyor. Mallarına, çocuklarına ortak ol diyor. Eğer hırsızlık yaparken besmele çekilir mi? Bir de çek de gavur ol. Besmele çekmezsen şeytan ortak. Zaten iki gram çalacaksın oradan, besmele çekilir mi? Çekilmezse şeytana gitti. Allah'ım hemen ekelel helal. Kim helal yerse, böyle kıranlara, kuruşlara tenezzül etmezse, hatta milyon dolar olsa, haramsa bırak,
derse sabah dinu, dini temiz kalır. Hırsı haysiyeti şeref temiz kalır. Varakka kalbu, kalbi yumuşak olur. Ve deme'al aynâ müfessetillâh teâlâ. Allah korkusundan gözlerine yaş gelir. İşte ben ağlayamıyorum hoca efendi. Belki de sen haram yiyorsundur, dikkat et. Çünkü haram yiyen taş gibi olur. Taştan bile su çıkar, bundan yaş çıkmaz. Allah. Ya, gözlerine yaş gelir, Allah korkusundan ama. Böyle sevgilim beni terk etti diye ağlayan çok. Sahtekarlar. Allah için ağlayan kaç kişi var? Fuzule fuzule ağlıyorlar ya her şeye. Allah için hiç ağlayan. Yani görmedik demeyelim. Gördük de görmemiz de lazım değil. Zaten onu gece falan gizli ağlamak lazım. Velev tekun li daveti hicab. Bir adam helal yerse duasının önüne perde yoktur. Duası direkt Allah'ımızın kabul huzuruna duası olur. Ve men ekelen haram. Kim haram yerse. Ma tekalbu kalbi ölür. Nefsi zayıflaşır. Bütün haramlara müptela olur. Şimdi ne dedi size? Benzin bozuk olursa araba tekler. Allah. Adam haram yedi mi bütün uzuvlarında ibadet zevki kalmaz ve artık onun nefsi haram yedikten sonra zinaya da meyilli olur, kumara da meyilli olur, yalana da meyilli olur. Çünkü benzin bozuk. Helal yeseydi canı ibadet isteyecekti. Haram yedi canı haram istiyor. Allah haram yiyenlerin duasını engeller. Ne dedik? Dua göklerin anahtarıdır. Anahtarın dişleri olmadan açmaz. Dua anahtarının iki dişi vardır. Biri yalan konuşmamak, doğru konuşmak, biri de helal lokma yemek. Allah'ım haramdan muhafaza et. Şüpheliden muhafaza et. Takva nasip et. Şöbet ibadet. Haram yiyenin ibadeti az olur. İbadet nasip olmaz. Namazı zor kılar, üşenir, sabah namaza kalkamaz. İki rekatı nasıl kılacağım, dağları taşıdım bana namaz demeyin der. Abdest alana kadar 30 dakika düşün. Ya bir dakikada abdest alacak, 20 dakika oturup düşünüyor ya. Tabii imam işte. Hele o sabah namazı da var. Böyle oturuyor arada yine dalıyor malıyor. Az daha gidecek yeri. Zor böyle kaldırıyor kendisini. Abdesthaneye başlatıyor. Musluğun başında da düşünen var. Musluğun başına hala düşünme devam ediyor. Haram yemiş. İbadeti az olur, zor olur. Allah'a bizi muhafaza. Ya Rabbel Alemin. Evet. İbn-i Abbas radıyallahu anh'ıma buyururlardı ki bu ölçüyle tartıyla uğraşan tüccarlara, tacirlere şimdi de tabiyle ölçü tartı demek mi? Demin dedi muhasebeler, bilgisayarlar, otomatik hesaplar, bunlar hepsi buna giriyor. Eksik noksan yaptığın zaman, adamın hesabını karıştırdığın zaman, kasıtlı adamın anlayamayacağı hileler var. Şimdi bu bilgisayar işleri daha da bir acayip oldu ya. Şimdi evvelce adamın eline falan bakıyordun, kartıya bakıyordun falan. Biraz yine anlıyordun bir şey. Şimdi adam bir hesap çıkarıyor sana, anlayamıyorsun yani. Öyle de incelikleri var bu meselelerin. Bu ölçü ve tartı işi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, لَا يَقْدِرُ رَجُلٌ عَلَى حَرَامٍ ثُمَّ يَدَعُهُ لَيْسَ بِهِ اِلَّا مَخَافَةُ اللّٰهِ. Bir adam bir haram yapmaya güç bulursa, zinaya gücük etti, imkan, fırsat doğdu. Ölçü, tatlı, noksan etmeye fırsat doğdu. Bir hesabı karıştırmaya, kendi lehine çevirmeye, kendi cebine, kasana, kesene para geçirmeye veya ortağını kandırmaya, ben neyse, bir harama imkanın doldu. Bir mani de yok. Yani kimse uyanamaz, edemez, teftiş olmaz. O iş öyle kapanır gider. Garanti bir iş yani. Para sana kalır. Sen sadece Allah korkusundan dolayı o haramı yapmazsan ve terk edersen illa abdelallahu adili dünya kablel ahiret mahu hayrun lehum zalik. Allah Teala onun işini ahirete bırakmaz. Mükafatını ahirete bırakmaz. Peşine peşin verir. Mutlaka daha ölmeden ahirete gitmeden dünyada ona o terk ettiği haramdan daha hayırlısını verecek. Ya bu ne büyük bir garanti bu ya. Bu Allah'ın sözü ya. Celle Celal sana söz bozma diyor. Kendi söz bozar mı ya? Aman kardeşler. Ne kadar tatlı paralar, ne kadar tatlı imkanlar, ne kadar lezzetli zevkli haramlara imkan ve iktidarınız hasıl olup da hiçbir maniniz kalmadığı anda mutlaka Rabbin devreye girsin. Amin. Allah korkusu aklınıza gelsin. Amin. Amin.
ve dünyada daha hayırlısına ulaşacaksınız. Buna böylece iman ediniz. Bu işin ne buyuruyor? ذَٰلِكَ خَيْرٌ Ölçüyü, tartıyı, hesabı, kitabı doğru yapmanız sizin için dünya ahiret daha hayırlıdır. Bak dünyada mı daha hayırlısı gelecek? Şayet daha hayırlıdır diyor ya. Ve ahsen devriyle akıbetin neticesi de çok güzel olur. Hem daha iyisi gelir hem ahirette suali olmaz. Azabı olmaz. Dünyada da meşru helal imkanlara kavuşursun, zevklerine nail olursun. 54 farzdan 37. farz. Allah-u Teala'nın mekrinden emin olmamak. Şimdi Allah-u Teala'nın mekrinden emin olmamak neymiş? Farz. Buna bakarsan Allah-u Teala'nın mekrinden emin olmak ne olur? Haram olması lazım. Farzın terki haram olması lazım. Fakat burada farklı bir durum söz konusudur. Hanefilere göre bu küfür, şirktir. Mesela namaz kılmak farz, kılmamak haram, kafir olmaz. Ama Allah'ın mekrinden emin olmamak farz, emin olmak ne olması lazım? Normal kaideye bakarsan haram olması lazım. Ama Hanefilere göre neymiş? Şirk, yani insanı kafir eder. Şafilere göre neymiş? Büyük günah. Tabii onların da büyük günah olduğuna dair hadis-i şeriften delilleri var. Hanefilerin de tabii ki ayetlerden delilleri var. Böylece her mezhebin kendi adamları delillerini ortaya koymuşlar. Biz şimdi size ne anlatacağız? Bu Allah'ın mekri ne demek? Mekir, lügat manası Arapça'da hile yapmak demek. Mesela ne buyuruyor? Estaizu billah ve mekeru ve mekerallah ve allahu hayrul makirin. Onlar İsa aleyhisselama bir hile yaptılar veya İbrahim aleyhisselama hile yaptılar. Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem hile yaptılar. Hep müşrikler hile yaptılar. Ve mekerallah, şimdi Allah da hile yaptı denir mi? Denmez. Çünkü Allah Teala'ya hilekarlık sıfatı isnat edilemez. Ama ayette geçen tabirle mekir, Allah Teala mekreder mi? Eder. Mekir, buradaki manası nedir? Hilelere karşılık verir. Vallahu hayrul makirin, Allah hilelere karşılık verenlerin en hayırlısıdır. Yani en iyi karşılığı Allah verir. Celle Celaluhu. Yoksa Allah hile yaptı demek asla caiz olmaz. Çünkü hile biliyorsunuz, gücü yetmeyenin, aciz düşenin, kalleşlikle, gizliden, efendim, korkarak, cesaretsizce yaptığı faaliyetlere denir. Hile, hud'a, desise, bunlar Arapça kelimeler, Türkçe'de de kullanılıyor. Ama Allah Teala'nın mekrinden maksat nedir? Hilelere karşılık vermesidir. Şimdi bir Müslüman Allah Teala'nın mekrinden emin olmayacak. Peki bunun bizle alakası ne? Şimdi biz Allah'a, peygamberine, dostlarına, alimlerine, velilerine, kitabına, sünnetine bir hile yapmıyoruz ki biz. Ki Allah bize karşılık versin. O zaman bu nokta bizi alakadar etmiyor. Diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Neden diyemeyiz? İki türlü mekir var. Bir, insanın Allah'a karşı, peygambere, dine karşı kendini kafir edecek hilekarlığı var. Allah Teala'nın da ona karşılık vermesi var. İşte Firavun'a yaptığı gibi, Nemrut'a yaptığı gibi, Ebu Cehil'e yaptığı gibi, Kur'an dolu. Allah nasıl ters çeviriyor hileleri. Bizimle alakalı olan tarafı nedir? Biz ibadet ediyoruz. Görünüşte namaz kılıyoruz, zikrediyoruz, Kur'an okuyoruz. Dolayısıyla sanki böyle bir takva görüntüsü veriyoruz. Halbuki takvanın yeri nerededir? Kalptedir. Bir insan kalbinde Allah korkusu yoksa, dışından ne kadar takva görünse de o ne yapar? İkide bir su koy verir. Bir yerden mutlaka patlak verir. Mutlaka haramlar yapar. Çünkü kalpte Allah korkusu olması şart. Kalbinde Allah korkusu olan bile ara sıra gaflete gelir, unutur, ayağa kayar, o da günaha düşer. Dolayısıyla kalbinde takva olan bile günaha düşüyorsa,
Kalbinde hiç Allah korkusu olmayan bir adamın günah yapmaması mümkün değil. Tasavvur bile edilemez. Şimdi hepimizin kendimize göre günahlarımız var mıdır? Hepimizin kendimize göre günahlarımız var mıdır? Peki bu günahlara karşı Allah Teala bize nimetlerini kesiyor mu? Devam ettiriyor. Devam ettiriyor. Hatta bazen bazılarımıza da bu nimetleri artırıyor mu? Artırıyor. Günah yaptığı halde adama bela veriyor mu, vermiyor mu? Burası çok önemli. Yani hastalık olsun, zillet olsun, hakirlik olsun, horluk olsun. Efendim, başına bir düşman musallat ediyor mu? Bunlar önemli. Ufak tefek veya büyük, herkesin günahı var. Eğer bir insan günah yaptığı halde Allah ona bela vermiyorsa, bu sıkıntı. Niye sıkıntı? O adama yürü kulum, sen doğru yoldasın mesajı veriyor gibi o adam tarafından anlaşılıyor. Bu sefer o adam da ne yapmıyor? O günaha tevbe etmeyi düşünmüyor. Niye? Allah belamı vermediğine göre ben iyi yapıyorum diyor. İşte Allah'ın ona yaptığı mekir bu. Halbuki günaha ceza, günaha ceza, hastalık, bela, her günaha bir ceza verse adam ne yapar? Tevbe eder. Ama günah devam ettiği halde iyiliklerini artırınca demek ki bunlar çok önemli bir günah değil diye vehmeder. Biz de burada tufaya geliyoruz. Zokayı burada yutuyoruz biz. Ne buyuruyor Estağfirullah? Münafıklar hakkında وَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ ف۪ي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنَ Görmüyorlar mı? Her sene bir veya iki kere fitnelendiriliyorlar. Hasta oluyorlar. Belaya uğruyorlar. Allah Teala münafıkları bile yola getirmek için ne yapıyormuş onlara? Hastalık, bela ve musibet veriyorum diyor. Kendi söylüyor. ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ Ama yine de tevbe etmiyorlar. وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ Yine de düşünmüyorlar, yola gelmiyorlar. E biz de öyle olursak münafıktan ne farkımız kaldı? Bir hastalık geldi, bu neden geldi? Bir bela geldi, bir fakirlik geldi, işler bozuk gidiyor, maddi sıkıntı geldi. Yani bir günahım var. Bunu düşünmüyorsak, tevbe etmiyorsak münafıktan ne farkımız kaldı? Bak, senede iki kere diyor, ya bir ya iki bela veriyorum diyor. Yine o bela vermesi neden? Rahmetinden. Niye? Adama hala sinyal veriyor. Ama adam algılamıyorsa Rabbim ne yapsa? Sonra tevbe etmiyorlar. Evet. Ve düşünmüyorlar. Kul hasta olduğu zaman hadis-i şerif yani rivayette geliyor. İza merizal abd kul hasta olduğu zaman sümme ufiye sonra da ona şifa ve afiyet verildiği zaman felem yezdet hayran eğer onun iyiliği artmazsa anladın mı? Yani sen hasta oldun, sonra şifa buldun. Senin iyiliğin, ibadetin, zikrin, dersin, ilmin, sohbetin, bu hayır faaliyetlerin ne yapması lazım? Hastalıktan kurtulduktan sonra artışa geçmesi lazım diyor. Utbi radıyallahu anh rivayet ediyor bunu. Eğer diyor artışa geçmiyorsa, anla ki o kişi, efendim, ahmak ve kafil, hiç Allah'ın ihtarından bir şey anlamamış. Dolayısıyla sen aldanmışsın, husrana uğramışsın. Sen Allah Teala bana azap eder diye korkmuyorsun. Ya Allah Teala'ya karşı isyan edilmez. Edilirse de hemen tevbe edilir. Efendim, kaç kere bozsan yine tevbe edilir. Allah'ın azabından emin olunmaz, devamlı korkulur. Ya Rabbi beni affet, mağfiret et. Günde 70 kere aynı günaha düşsen, kalksan, yine Ya Rabbi affet desen, seni ısrar etmiş saymıyor ya. Ebu Bekir Sıddık rivayet ediyor bunu. Radıyallahu Teala. Ma asarra men istagfara. Bir adam günahından bağışlanma talep ediyorsa o adam o günahta ısrarcı sayılmaz. Ve in ade fil yevm 70 merre. Ama aynı gün 70 kere aynı günaha dönse bile. Bu ne acayip bir müjde. Ama her keresinde hakikaten af istiyor ya. Ama öyle bir nefisle şeytanla karşı karşıyayız. Öyle ortamlardayız ki yani 70 mübalağa sayısıdır. Hani 70 de zordur bir günde ama bir günaha aynı günde 70 kere düşse kalksa
Ama her seferinde estağfirullah ya, ya Rabbi yine seni unuttum ben ya, nasıl unuttum ben? Dese ben de onu diyor ısrar etmiş saymam diyor. Israr etmeyince de ne oluyor? Büyük günah küçük oluyor. La sagirete mal israr ve la kebirete mal istiğfar. Başka bir hadis-i şerifte. Ne olmaz? Israrla yapılan günah küçük olmaz, istiğfarla yapılan günah büyük olmaz. Yani ne demek? Küçük günaha devam etsen tevbesiz, büyük yazılır. Büyük günahtan pişman olsan, istiğfar etsen büyük kalmaz, silinir. Onun için bizimle alakalı kısmına geldiğimiz zamanda ne anlaşılıyor? Korkuyu elden bırakmamak. Özellikle Allah Teala bu ayet-i kerimesinde, tabi gerisinde ben size okuyordum, yılbaşı gecelerinde okuduğum ayetlerdendir bu. Her sene yılbaşı, Noel yani, Noel gecelerinde okuyordum ya. Estaizle velevenne ehlel kura, eğer şehirliler, köylüler amenu ve tekav, doğru dürüst iman edip Müslüman olsalar ve haramlardan sakınsalardı, lefetehne aleyhim berekatim minessemai vel ard, göklerden yerlerden onlara bereket kapılarını açardık. Öyle yağmur yağdırırdım ki diyor, gündüz işlerini bozmamak için gece yağdırırdım. Gündüz de diyor, havayı karanlık yapmam, güneş çaldırırdım, yerleri de kuruturdum, kimsenin ayağı kaymasın, arabalar kaza yapmasın, trafik tıkanmasın. Ama şimdi bir yağdırıyor, sel götürüyor, koparıyor götürüyor. Seraları götürüyor. Mahsulleri götürüyor, meyveleri sebzeleri götürüyor, yolları götürüyor. Ya çünkü iman yok, takva yok. İman kıt, takva az. Eğer öyle olsaydı gökten yerden bereket kapılarını açar. Ne yapalım biz onları yakaladık? Bimâ kânû yeksibûn. Kazandıkları suçlar sebebi. Efe emin ehlül kura. O şehirliler, köylüler emin mi oldular? En yetiyevun be'sünâ beyâten. Bir gece vakti onlara azabımızın gelmeyeceğinden. Ve hum nâimûn. Onlar mışıl mışıl uyurlarken ikiye üçlere kadar dizileri, filmleri bitirmiş vaziyette. Efendim, üçte, ikide neyse yattıkları vakitte zikirsiz, ibadetsiz, yatsıyı kılmamış vaziyette hiçbir şey yok. Emniyet var, güvence var, başıma bir şey gelmez. Böylece azabımızın onlara gelmeyeceğinden nasıl güvenebildiler, buna nasıl emin olabildiler? Bir de baktın gecenin üçünde bir salladı, indirdi aşağı. Bir de baktın bir zelzele, bir baktın sel, bir baktın yel, bir baktın fırtına, hortum, tsunami. Eve mi ehlül kura? Yoksa o şehirliler, köylüler emin mi oldular? En yetiyum be'sünâ duhan. Kuşluk vakti onlara azabımızın gelmeyeceğinden. Kuşluk vakti yani tam işler başlamış, çarşılar, pazarlar hareketlenmiş, onlar böyle dalga geçiyorlar, oynuyorlar, esnaf tüccar kendi aralarında hahalar, hiler, efendim müşteri geliyor, oh tuzum kuru tıkırım yerinde falan. Yani gece yaparım da gündüz yapamaz mıyım diyor. Gündüz de bir bela yollar. Efe eminu mekrallah. Onlar benim azabımdan nasıl kendilerini güvende hissedebiliyorlar? Her an benim azabım gelebilir. فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ Allah'ın mekrinden emin olmaz. Yani ben güvencedeyim, bana bir şey olmaz diyemez. اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ İki cihanı kaybeden, dünya ve ahiretini elinden kaçıran ancak bana bir şey olmaz der. Bana bir şey olmaz diyen husrana uğramıştır. O zaman hepimizin düşünmemiz gereken bu geceki farzımız, 37. farz olarak inanmamız, düşünmemiz gereken husus neymiş? Allah bize her an bir bela gönderebilir ve bize azap edebilir. Biz Allah'tan korkmalıyız. Bana bir şey olmaz. Ben namaz kılıyorum. Ya tamam da birden kalbin döner, bir de baktın yarın gavur oldun. Ne namaz kılanlar şimdi namaza sövüyor? Ne hacılar şimdi şeriata sövüyor? Bunlar bu hale geldi de biz bu yoldayız da kendi iyiliğimiz mi canım? Allah'ın lütfu keremi. Kendimizden görmeyelim. Şimdi bak, Hişam İbni Urve rivayet ediyor radıyallahu anh.
Allah dostlarından biri bir arkadaşına mektup yazıyor. Mektubunda ne yazıyor? İde asabte minallahi şey'en yesurruk. Eğer diyor sen Allah'tan seni sevindiren bir şeye nail oluyorsan فَلَا تَأْمَنَنْ يَكُونَ ف۪ي مِنَ اللّٰهِ مَكْرُونَ Sakın güvenme, belki de orada yine Allah'ın sana nesi var? Bir azap, efendim, hazırlığı Allah'ın meclinden var. Ancak husrana uğrayanlar emin olabilirler. Şimdi bir de günahlar yapıyorsan, günah yapmayanımız zaten yok. Günahlar yapıyorsan yine de nimetin kesilmiyorsa, burada seni Allah'ın senden razı olması ihtimali yok. İşte tam mekiri. Onun için bana bir şey olmaz düşüncesi adamı kafir eder. Tam tersi, ben cehennemliyim, asla kurtulamam düşüncesi, bu da kafir eder. İki taraftan insan kafir eder. Ehl-i sünnet akaid metinlerinde bu böyle geçer. Vel emni küfrun vel ye'su küfrun. Güvenmek İnsanı kâfir eder, ümit kesmek insanı kâfir eder. Allah'ın innehu lâ yeyesu min ruhillah, Allah rahmetinden ancak illel kavmul kâfirun, kâfirlerden başkaları ümit kesmez. Demek ki benim ümidim yok Allah'a, ben cehennemliyim. Düşünen kâfir, çünkü diyor ki kâfir olmayan ümidi kesmez. Ayet bunları. Bunları birlikte değerlendirsek meseleyi anlamış oluruz. Şimdi Allah korkusu devamlı herkese lazım. Peki en çok kim korkar? Allah'ı en iyi bilenler korkar. Ümmet içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar Allah'tan korkan var mıdır? Yoktur. Niye? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar Allah'ı bilen yoktur. İnne etkâkum ve alemekum billâhi ene. İçinizde en çok haramlardan sakınanınız da Allah'ı en iyi bileniniz de benim. Niçin rüzgar estiği zaman şiddetli rüzgar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü değişirdi, korkardı, ve camiye kaçardı, namaza koşardı, secdeye kapanırdı. Niçin şimşek çaktığı zaman, yıldırım çaktığı zaman, niçin sallallahu aleyhi ve sellem camiye kaçardı? Kıyamet kopacak zannederdi, niye korkardı? Allah Teala'yı bildiği için, gücünü, kudretini bildiği için. Halbuki o da biliyor ki kıyamet, daha ne kadar zaman var. Ama o anda nasıl bir korkuya kapılıyordu? Niye biz korkmuyoruz? Biz de ancak açık evi sallamaya başlarsa falan. Yoksa normal rüzgarlara falan korkmuyoruz. Niye? Bizim ev betonarme, bu kadar rüzgardan sallanmaz, bir şey olmaz diyoruz. Ama Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, bir iki metrelik ev, yıkılsa ne olacak? Üstü zaten hurma yani. Fakat camiye koşuyordu. Yani namaza koşuyordu. Bütün peygamberler panik halinde nereye koşarlar? Namaza. كَانُوا يَفْزَعُونَ اِذَا فَزِعُوا اِلَى الصَّلَاةِ Çünkü neden? Allah'ın kapısına müracaat. O anda bizi ne Amerikan arası kurtaramaz, emniyet güçleri kurtaramaz, itfaiye kurtaramaz. Kimse, herkes derdine düşmüş. Onlar da perişan, her yer sallanıyor. Ne kim kurtaracak? Bela gelince namaza koşarlar. Allah'ı bilmekten geliyor. Bu haşyet, korku marifetten. Mesela melekler çok korkar. Hiç günahları var mı? Yok. Cehenneme girme tehlikeleri var mı? Yok. Çok korkar. Allah Teala meleklerine soruyor. Seyyid İbni Eslem radıyallahu anh rivayet ediyor. مَا ذَا الْخَوْفُ الَّذ۪ي قَدْ بَلَغَكُمْ وَقَدْ اَنْزَلْتُمْكُمُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي لَمْ اُنْزِلَا غَيْرَكُمْ Ey benim meleklerim, ya korkudan Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle görüşüyor. Yani peygamberlik yanında krallık mı istersin, kulluk mu istersin? Böyle bir tercih sunuyor. Rabbimizden bir teklif getiriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem orada cevap verecek. Yani Davud aleyhisselam gibi, Süleyman aleyhisselam gibi nübüvvetin yanına mülk ve saltanat mı istersin? Yoksa efendim kulluk, abdiyet, ubudiyet, fakirlik yani. Tevazu. Orada İsrafil aleyhisselam geliyor. Gökten iniyor İsrafil aleyhisselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama bakıyor. Bu arada İsrafil aleyhisselam böyle eliyle işaret ediyor. En tevaza. Krallık mırallık isteme demek istiyor. Böyle yapıyor. Aşağı durum. Tevazu, fakirlik, kıtlık. Diyor ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu değerlendireyim diyene kadar bakıyor Cebrail aleyhisselama. Aa, serçeye dönmüş.
Serçe olmuş, küçücük. Ya ne oldu bu Cebrail aleyhisselam? Yani 600 kanadı göklere yerlere sığmıyor, iki kanadı. Serçeye dönmüş. Neden? Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam surla görevli ya, sura mı üfürme emri geldi diye, güvercine dönmüş. Koca melek titriyor, titriyor. İşte Cebrail aleyhisselam titrer çünkü Allah'a çok yakın, çok biliyor. Mukarrab melek, mutlaka Allah'ı tanımak, Allahu Teala bilmek, marifetullah, onun kudretini bilmek, eserlerini bilmek, arşı tanımak, kürsüyü bilmek, levhi bilmek, kalemi bilmek, melekleri bilmek, bunlar Allah'ın ayetleri. O kadar alemleri, gücünü bildiğin zaman, şimdi bizim o kadar basit, hafif yani fasit görüşlerimiz var ki, başına bir iş gelse ve düşmanın büyük olsa, mesela sen şu gavurlara bir kafa tutabilir misin? Tutamam. Niye? Gücüm yok. Allah onlardan güçlü, sen Allah'a dayan. Ya Allah onlardan güçlü ve alakül şey kadir ama biz Amerika ile baş edemeyiz. İyisi mi ona itaat edeceğiz. Bütün Müslümanlar bu durumda mı? 60 küsur İslam ülkesi, milleti, vatanı bu durumda mı? Bu durum. Halbuki bir kişi Allah'tan tam korksa dünyanın gavuruna tek başına meydan okur mu? Okur. Bir kişi okur. İbrahim aleyhisselam dünyanın tek kralı Nemrut idi. Nemrut'la baş et. Ama Allah yardım eder. Sinek ordularıyla yardım eder. İlla melek ordularına lüzum yok ki her zaman. Sinek ordularıyla yardım eder. Koca Nemrut'u topal sinekle kahreder. Bunlar. Musa aleyhisselam ya koca Firavun nasıl çöküyor? Nasıl çöküyor? Değnekle çöküyor işte. Elinde bir değnek var. Değnek. 600 bin Beni İsrail. Hiçbirinin atı yok, şey yok, bineği yok, silahı yok. Hiçbir şey yok. Ama değnek var, değnek. Vuruyor, deniz açılıyor, geçiyor. Vuruyor, deniz kapanıyor bunların üstüne. Ne kadar bedava. Amerika'nın, Rusya'nın, Yahudi'nin canı çıksa katır trilyon dolarlık silah, malzeme, uçak gemisi, bilmem radarlar, hepsini yapar. Allah doğru bir Müslüman olsan sana bir keramet verir. Abdülkadir Geylani gibi adam olsan, İmam-ı Rabbani gibi adam olsan sana bir keramet verir. Hepsini yenersin. Bir ruhaniyet gelir, Halid İbni Velid'in ruhaniyeti gelir, bir evliyanın ruhaniyeti gelir. Bir de baktın harbi kazanmışsın. Ya sahabe-i kiramın kazandığı harplere bakarsan, aklın durur ya. Aklın durur. 3 katı, 5 katı, 10 katı. Mute destanı nedir? Kaç tane Müslüman var? Birkaç bin kişi. 100 bin Rum ordusu var. 100 bin. Altın üstüne getirdiler ya. Ama bizim imanımız zayıf. Biz Allah'ı tanımıyoruz. Biz Allah'ı tanımadığımız için ona göre korkmuyoruz. Emin oluyoruz. Böyle bize bir şey yapmaz diyoruz. Namazımıza, abdestimize güveniyoruz. İlmimize güveniyoruz. Güvenemeyiz. Ancak Allah'a güveneceğiz. Celle Şanuhu. Ey meleklerim diyor. Size bu kadar mertebe verdim. Kimseye nasip etmedim. Güvence verdim. Emniyet verdim. Sizi masum yaptım. Günahsız yaptım. Niye bu kadar korkuyorsunuz? Titriyor melekler ya. Ayet-i kerimelerde de meleklerin korktukları, titredikleri beyan ediliyor. Ne buyuruyor? Ve hum min haşyeti rabbihim ve hum müşfikun. Onlar Rablerinden tiril tiril titrerler. Melekler hakkında söylüyor. لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا أَمَرُونَ. Allah'a isyan etmezler. Ne emrolunursa yaparlar. Ondan sonra Rablerinden korkarlar. Korkacak bir şey yok. Biliyor Allah'ı çünkü. Celle Şanuhu Celle Şanuhu. Melekler cevap veriyor. رَبَّنَا لَا نَأْمَنُ مَكْرَكَ. Ey bizim Rabbimiz, senin azabından biz güvencede olamayız. Şeytan neydi? İblis neydi? Meleklerin vaiziydi. Meleklerden değildi. Ama meleklerin hocasıydı. Cinlerden de ama meleklerin vaiziydi. Gökte yerde secde etmedik, yer bırakmadı. Bir karış yer yok secde etmediği. Her yere secde et. Ama Allah Teala imtihan etti. Hadi Adem'e secde et bakalım. Adem senin kıblen olsun. Dön oraya. Adem'e secde etmem dedi. İblis oldu. Şimdi bunu görünce nasıl korkmaz? Bunu görünce nasıl korkmaz? Aniden kalp döner. Fırıldak gibidir. Biz şimdi en çok neden korkmamız lazım? Yarın bu imanda kalabilecek miyiz? Ölene kadar bu imanı sürdürebilecek miyiz?
Ne kadar yalvarıp dua etmemiz lazım. Allah'ın verdiği nimetleri elimizden alma ya Rabbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dualarında var. Çok acayip dualar var. Allahümme sabah akşam terk etmediği bir duası var. Dua kitabında da var. Zelzele duası diye de yazmıştık onu daha evvelden herhalde. Sabah akşam hep okurdu. Allahümme yeselükel afiyet. Fid dünya vel ahiret. Dünyada ahirette senden belasızlık isterim. Allahümme yeselükel afiyet fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Ya Rabbi imanıma, dinime, malıma, aileme, dünyalık neyim varsa hepsine afiyet isterim. Belasızlık. Bela vurdurma ya Rabbi. İmanıma bela vurdurma. Malıma da vurdurma. Hanımıma da, çocuklarıma da, dinime de, dünya. Önce dinime, imanıma bela vurdurma. Allahümme estur avrati. Ya Rabbi ayıplarımı ört. Ve amir ravati. Korktuklarımdan emin et. Allahümme la tu'minni mekrak. Ya Rabbi ey Allah, beni azabından, mekrinden emin etme. Korkut. Ve la tu'minni mekrak. Ve la tenzi'anni sitrak. Ya Rabbi örtünü benden soyup çekme. Devamlı ört. Allahümme ihfazni min beyni yedeyye min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fevki ve min tahti. Ya Rabbi önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden. Beni muhafaza et. Bütün gelecek belalardan. Ve afetlerden ve tehlikelerden. Beni hifz et, vikaye et. Ve eûzü bi azametike en uhtâle min tahti. Altımdan helak edilmekten, yani zelzeleyle altımın açılmasından, içine batırılmamdan senin azametine sığınırım. Dualara baksana. Allah'ı bilenler nasıl dua ediyor? Bak görüyor musun? Koca Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed Mustafa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beni mekrinden emin etme. Yani bana güvence verme diyor. Beni güvendirme diyor. Çünkü güvenirsem yanarım diyor. Halbuki cennetle müjdelenmiş. Biz nasıl güveniriz? Neyimize güveniyoruz biz ya? Melekler dediler ya Rabbi mekrinden emin olamayız. لَا يَأْمَنُ مَكْرَكَ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ Senin mekrinden, azabından ancak hüsrana düşenler emin olabilirler. Hoca Allah dostları, mesela kimmiş? Zer İbni Abdillah el-Kavlani. Büyüklerden. Yatsıyı camide kılarmış. Yani cemaatle namazı kılmış. Yatsı bittikten sonra yüksek sesle bu ayeti okurmuş. Herkes duyacak şekilde. Allah'ın mekrinden ancak hüsrana uğrayanlar emin olurlar. Yani korkalım arkadaşlar diye. Ayet tabi eskiden herkes ayet anlıyordu, şey ediyordu. Biri okusa öbürü manasını anlıyordu. Şimdi birbirini uyarmak lazım. Ne diyor İsmail İbni Rafi'a radıyallahu anh? Bir adam diyor günahına devam ediyorsa, terk etmiyorsa, tevbe etmiyorsa, hala da Allah beni bu vaziyette affeder diye de temenni ediyorsa, İşte bu diyor Allah'ın azabından kendini güvende kabul etmiş olur. Günaha devam ediyor. Bir yandan da mağfiret bekliyor. Tevbesiz. Bu adam aldanmıştır. Bu adam kaybetmiştir. Efendi babamız Hacı Alaaddin Hazretleri der. Rabbena la tuzigh kulubena evladım Mahmud der. Bu duayı çok oku. Ne demek? Ya Rabbi kalplerimizi kaydırma. Ba'de izedeytena bizi hidayete erdirdikten sonra ve heblena emledünke rahim. Tarafından bize rahmetini bahşeyle. İnneke entel vehhab. Çok oku. Çünkü bizim imanlarımız Allah'ımızın elinde, şuradaki düğme bizim elimizdeki gibidir. Çıt bastın yanar, çıt bastın söner. Şura bir anda aydınlık, bir anda zifiri karanlık olur. Onun için bakarsın, iman nuruyla pür nur olmuş bir kalp, bir anda zifiri karanlık kafire döner. Döner. Şimdi mümin benim yaptığım ibadetler, namazlar, zikirler reddolunabilir diye korkarak, endişe ederek itaatlerle amel eder. Zekat verir korkar kabul olmam diye. Sadaka verir korkar. Nerede kaldı fakirin kafasına kalkmak? Kendi korkar. İnnellezîne min haşyeti rabbi müşfikûn. Dostlarını anlatırken Rablerinin korkusundan titrerler. وَالَّذ۪ينَ يُتُونَ مَا آتَوْا Verdiklerini verirken, yaptıklarını yaparken وَقُلُوبُمْ وَجِلَتُنْ Kalpleri korkar. اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّمْ رَاجِعُونَ Rabbimizin huzuruna döneceğiz. Bu ne rezillik derse bize ne cevap vereceğiz? Şu kıldığımız namazlar namaz mıdır? Allah aşkına rükuda, secdede Allah aklımıza geliyor mu?
Sübhane Rabbiyel Azim, o ne büyük tesbih ediliyor, tenzih ediliyor, noksanlıkları olmadığı beyan ediliyor. Sen o Allah'ı tenzih ederken ağzınla kalbin nerede geziyor? Bu rezillik değil midir? Kılmayanları hakır görüyorsun. Sen kılıyorsun da ne? Halt ediyorsun. Kılarken rezil oluyorsun. Seccadede rezil oluyorsun. Yaptığını yaparken diyor, Rabbime döneceğim. Bunu Allah'a layık mıdır bu amelim diye. Korkarlar, titrerler. Korkuyu elden bırakmayalım kardeşler. Korkmak farz. Allah'tan korkmak farz. Ne kadar takva olsan da. Ayetler böyle söylüyor. Ama facir kişi, adam namaz kılarken korkuyor, reddolunacağım diye. Adam, facir adam, zina ederken korkmuyor, nasıl olsa bana bir şey olmaz diye. İçki içen korkmuyor, zemzem içen korkuyor. Anladın? Kabe'de tavaf eden titriyor, orada kerane kerane dolaşan bana bir şey olmaz diyor. Çünkü müminin hali başka, facirin hali başka. Biz mümin huylu olalım. Korkan kullardan olalım. Hem de ibadet edelim, günah etmeyelim. İbadet ederken korkalım bir de. Seriyye Sekatî Hazretleri. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin nesi oluyor? Hem dayısı hem şeyhi. Sirri Sekatî derler hani eski de. Seriyye Sekatî Hazretleri. Bu mübarek zat ne buyuruyor? Bir insan bir bostana girse, orada bulunan her ağacın üstünde bir kuş açık bir dille dese, ey Allah'ın velisi selam olsun sana dese, eğer o adam ben herhalde evliya oldum veya veliyim diye düşünüp de, ya burada bana bir imtihan var, bir numara dönebilir, belki ben kendimi beğeneceğim de helak mı olacağım acaba, tuzağa gelmeyelim diye düşünmese, o kişi tam tuzağa düşmüştür diyor. Düşünmese böyle tuzağa düşmüştür. Muhittin Arabi Hazretleri'nin müridi geldi, dedi Efendi Hazretleri ne var? Şu yayladan geçerken bütün otlar konuştu benim. Ne dedi? Ben şu hastalığa yararım, ben bu hastalığa yararım. Hakikaten de öyle yani. O da zannediyor ki büyük evliya aldım. Evladım dedi, bu ne? Ne kadar noksan makamlardasın sen ya. Kurtlar, kuşlar, otlar seninle konuşursa sen ne kadar aşağı bir makamdasın diye. Sen çalış çalış dedi, senden bir şey konuşmadığı zaman gel bana dedi sen. Sen makamları aşacaksın, geçeceksin, takılmayacaksın. Kurt konuşacak, takılmayacaksın. Kuş konuşacak, takılmayacaksın. Aa evliyam oldum, ot konuşacak, takılmayacaksın. Ben Allah'ın rızasını arıyorum diyeceksin. Ne böyle ufak tefek işte. Nerede bizde? Biz öyle bir şey duysak, demek ki korkacağız. Veliliğin şartı neymiş? Korkmak. Peki bu korkuyu ne zamana kadar sürdüreceğiz? Bir de o var. Ya hoca efendi, bunun bir durağı yok mu ya? Bir yere gelsek de daha korkmasak. Bunu. Durağı var. Ne zaman diyor melekler iner? Ölüm anında. Ölüm anında melekler iner. Yoksa öyle önceden melek diye görünür. Halbuki kelektir yani. O ne kandırmalar olur. Beyazıt Ebu Yezid el-Bestami Kaddesallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri. Ne makamlar, ne makamlar. Yahu diyor, bir baktım sahrada diyor, gökler yerler açıldı diyor ya. Arşı gördüm diyor. Bir nida geldi diyor, anladım ki şeytandan diyor. Niye? Ey Ebu Yezid el-Bestami diyor nidada. O makama geldin ki namaz abdese lüzum yok demiş. Yani öyle demiyor da, senden teklifleri iskat ettim, sen benim has velimsin diyor. Ulan şeytan dedim diyor, peygamber namazı bırakmadı da biz mi bırakacağız dedim diyor. Ama işte alim olmak lazım. Alim olmadığın zaman öyle arşa marşa lüzum yok, üst kat açılsa oho dersin, üstü seyrediyoruz, kaybı biliyoruz. Arşı gördük de. Ama arş derken işte şeytanın öyle oyunları var ki, gökle yer arasında öyle planlar kurabilir ki, şu anda şeytan Amerika'yı kandırır be. Öyle bir iş yapar ona, o da buldum der, uyduyu yerleştirir, bilmem ne. Halbuki şeytanın göbeğidir orası yani. Şeytan öyle oyunlar, şeytanın büyük oyunları var. Koca gezegeni göster ona ya, o gezegen ya. O da zanneder ki, aa bir gezegen buldum, bir daha git yok. Şeytan bu ya, yapar. Çünkü Allah Teala ona imkan vermiş. Deccal'ı duymuyor musunuz? Deccal'ın neler yapacak? Şeytan Deccal'dan aşağı mı da?
Kanmayacaksın sen. Sen hak yolda devam edeceksin. Hızır Aleyhisselam gibi Deccal öldürdü diritti. Kesti ya Hızır Aleyhisselam'ı kesti. İkiye böldü ya Hızır Aleyhisselam öldü. Sonra tekrar birleştirdi diritti. Kalk diyor kalk. Halbuki öldüren Allah, dirilten Allah. Ama şeytanın, Deccal'ın elinde gösteriyor işi. Bütün millet bak, vay anasını Deccal'a iman et. Sen bizim Rabbimizsin. Tamam biz sana inandık. Dönüyor ona, sen inandın mı diyor bana. Deccal diyor ki, şimdi daha çok inandım senin, Hızır Aleyhisselam diyor, daha çok inandım senin Deccal olduğuna. Ya bu ne inat adam ya diyor. Çünkü diyor, peygamber bize haber verdi, sen böyle yapabileceksin. Allah sana bu kadar fırsat verecek. Şimdi sen, Allah sana bu kadar fırsat verecek. Bu hadisleri bilmesen işte, Rabbim dersin, secde edersin. Bu iş bu. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ Melekler ölürken onların başına inerler. اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا Korkmayın, mahzun da olmayın. وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ İşte size söz verilen cennet burasıdır diye gösterirler. İşte o zamana kadar korkuyu elden bırakmamak veliliğin şartıdır. Allah dostları korkuyu devam ettirirler. Hatta Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala ne buyurur? Bir ayağım sağ ayağım cennete koysam yine de emin olmam. Ya derlerse çek o ayağını dışarı. İki ayağımı koyup da kapıyı kapatırsam ve mâ min âbi muhracîn cennetten çıkartılmayacaklar ayetinden dolayı o zaman rahat ederim. Rahat ederim. Şimdi bazıları şu ayeti okurlar. Estağfirullah. Ellezîne âmenû okurlar ki iman ettiler. Ve lem yelbisû îmânehum bi zulüm. İmanlarını şirkle karıştırmadılar. Böyle Yahudi Hristiyan cennete gidecek yok, şu yok, bu. Kader yok, alın yazı yok. Bunlar şirk hep. Bunlar imansız. Şirkle bulaştırmadılarsa biz öyleyiz elhamdülillah. İman ettik mi? Bir şirk karıştırıyor muyuz? Karıştırmıyoruz. Ulaike lehumul emnu onlar için güvence var. Ve hum muhtedun onlar hidayettedirler. Peki hoca efendi bu ayet güvence var diyor. Sen güvenme diyorsun. Şimdi onlar için güvence var ama şu anda var ama ölünceye kadar bu imanla gidebilecek miyiz diye garantimiz var mı? Yok. Bundan sonra şirk karıştırma tehlikesi var mı? Var. Bir. İkinci mana. Onlar için güvence var. Şu an için güvence var mı? Yine yok. E niye yok hoca efendi? Şimdi şirkte değiliz. Yine yok. Şundan yok. Ebedi cehennemden kurtulma güvencesi var. Yani şu imanla ölsek ebedi cehennemde kalmayız. O garanti. Ama bunu taşıyabilecek miyiz? O garanti değil. Fakat şu anda da günahlarımız yok mu? Üzerimizde kulakları yok mu? Nenerler yok mu? O zaman cehenneme hiç girmeyeceğimize dair garantimiz var mı şu anda? Yok. Ha girsek de çıkarız sonunda. O güvence Müslümanlar için var ama yine muvakkat azaptan kurtuluş garantimiz yine yok. Onun için doğru dürüst anlayalım. Hasan radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Azze ve Celle buyuruyor. Yani ne demek? Hadisi kutsi demek. Ve izzeti la ecma'u ala abdi. Havfeyni ve la ecma'u lehu emneyni. İzzim celalim hakkı için bir kulumda iki korkuyla iki güvenceyi bir arada toplamam. İzâ emineni fid dünya haftu yevmel kıyâme. Dünyada benden emin olursa Allah bana azap etmez. Allah bana bir şey yapmaz. Benim işim iyi. Yarınım güzel. Hiç korkmuyorum. Şeklinde davranırsa kıyamet günü onu korkuturum. Ve izâ hâfenî fid dünya ama dünyada korkarsa, titrerse Allah'ım beni mağfiret et, rahmet et, acı bana amellerimi reddetme, ben amelime güvenmiyorum, ben sana güveniyorum. Hep korku üzere olursa emmentû yevmel kıyamet. Kıyamet günü ona güvence veririm. Onun için biz burada korku tarafını tercih edersek ahirette korkmayacağımız garantidir. Korkmayacağız. Çünkü iki korkuyu birleştirmem diyor. Bir tarafta korkalım ki ahirette emin olalım. İnşallahurrahman. Evet. Rabbimiz istediğini yapar. Mülk onun. Gökler yerler onun. Evet.
İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu diyorlar, haşa. Meryem Valide hanımı diyorlar, haşa. Onların bir suçu yok, günahı yok. İsa Aleyhisselam Ülül Azim peygamber, annesi Sıddika. Fakat Allah Teala kul femen yemliku min Allah şeyen in erade en yuhlikel mesih ibne meryeme ve ummehu men fil ardı cemia. Habibim söyle onlara. Allah Meryem oğlu Mesih'i de anasını da helak etmek isterse, bütün yeryüzündekileri yok etmek isterse kim Allah'a direnebilir? Kim karşı güç gösterebilir? Kim bir şeye malik olabilir? Mülk benim diyor ya. Helak ederim istesem. Benim günahım yok. Günahın yoksa yok. Ben yarattım seni, ben yok ederim seni. Benim malımsın, benim mülkümsün diyor. Ama ben yine de rahmet ediyorum sana. Esirgiyorum seni. Kitap indirdim. Peygamber gönderiyorum. Bu kadar vaizler, nasihatçiler gönderiyorum. Bu kadar nimetlerle donatıyorum, kuşatıyorum. Sen ne garantin var ya? Korksana benden. Tabii ki sebepsiz azap etmez. Tabii ki zerre kadar zulmetmez. Ama kendi mülkünde ne yapsa da zulüm olmuş olmaz. Başkasının mülküne tecavüz eden zulüm olur. Ha burada bu tahta benim şimdi desem, ha bu tahtayı vursam kırsam şimdi. Ya bu zalim olmam ki. Ama senin tahtanı kırarsam zalim olurum. Mülk Allah'ın yani, ne yaparsa yapar. Sen Allah'ın mülkünde şunu yapamazsın mı diyorsun Allah'a? Haşa ve kella. Velillahi mülkü semavati vel ardı ve ma beynehuma. Göklerin mülkü onun, yerlerin mülkü onun, her şeyin mülkü onun. Allahu ala kulli şeyin kadir. Her şeye gücü yeten Allah. Bir anda bütün dünyayı Müslüman eder, Ebu Bekir eder ya, radıyallahu anh gibi. Bir anda gavur edebilir herkesi. Kalpler onun elinde, her şey onun elinde. Düşüncemiz bile kendi elimizde değil. Bir dakika sonra ne düşüneceğimizden haberimiz yok. Bir bakıyoruz bir dakika sonra aklımıza bir şey geldi. 40 yıl düşünsek aklımıza gelmez. Mevla yönetiyor kalpleri, her şey. La havle ve la kuvvete illa. Allah'ım bize ne kadar aciz olduğumuzu göster ya Rabbi. Bize kendi aziyetimizi bildir, senin kudretini anlat bize ya Rabbi. Amin Allah'ım. Onun için aman güvenmeyelim, aman güvenmeyelim. İlmimizi artıralım. İnnemâ yahşallâhu min ibâdil ulemâ. Ne kadar Allah'ı bilir, ayet dinler, hadis dinler, sohbet dinler. Ne kadar ilmini artırır, Allah'tan o kadar korkusu artar. Allah'tan ancak alimler hakkıyla korkar. Cahilde de bu işler zor. Onun için, evet. Bir hadis-i şerif okuyalım burada. 54 farz kitabında 37. farz dersindeyiz. Buradaki hadis-i şerifleri de okuyarak bitirelim inşallah. İnne minel kebairi el işrake billah. En büyük günahlardan biri Allah'a ortak koşmak. Yani o zaten günah sınıfından da çıkıyor ama yine günahlardan sayılır. Bazı günah var, adamı gavur eder. Yani onu demek istiyorum mesela. Puta tapmak günahtır ama şirktir aynı zamanda. Yani her efendim günah şirk olmaz. Ama bazı günahlar var ki şirktir. Anlatabildim mi? Vel emne min mekrillah. Mesela Kur'an'ı çöplüğe atmak. Günah mı? Günah ama şirk aynı zamanda. Anladın mı? Kabe'ye pislemek. Yani günah ama aynı zamanda gavur eden bir günah. Ama her günah adamı ne yapmaz? Dinden çıkartmaz. Şirk koşmak. Vel emne min mekrillah. Allah'ın azabından emin olmak. Bana bir şey olmaz diye garantide kendini saymak. Vel yesemin rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidini kesmek. Nasıl dengeliyor? Ben Allah rahmet etmez, ben çok günahkarım dese o da kafir oluyor. Ümidini kesme. Vel kunut bi ruhillah. Allah'ın rahmetinden ümitsiz olmak. Rızkından ümit kesmek. Rızkından. Yani Allah bana bakmayacak. Herhalde aç kalacağım, öleceğim diye. Böyle insanlar da var. Bazı evhamlılar da var. Doldurmuşlar altınları, pangonatları. Cimrilikten yemek de yemiyorlar. Ondan sonra böyle, Yahudilerde çok olur o cimrilik işi. Öleceğim diye korkuyor açlıktan. Kaç kişi böyle kıtlık olacak. Hani altın da yenmez ya para. Kıtlık olacak diye öleceğiz. Böyle insanlar var. İşte bu da insanı kafir eder. Başka bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnnel kebâira el-işrâkü billâh. Allah'a ortak koşmak. Ve hukukul valideyn. Ana babaya meşru isteklerinde karşı gelmek. Vel firâr minez-zâhf. Harpten kaçmak. Askerden kaçmak. İşte efendim teröristle karşılaştın. Kaçıyorsun. Öbür askerleri, polisleri verdin ele. Çok büyük günah. Ondan sonra vel yeminul gamus. Yalan yere yemin etmek ama bu yalan yere de değil, geçmişe dönük. Mesela vallahi yapacağım, yapmayacağım dedi ama ileriye dönük. Yapmadı, yemini bozdu, kefaret gerekir. Ama geçmişe dönük, vallahi yapmadım diyor. Halbuki yapmış. O gamus.
Gamus demek sahibini cehennemin dibine daldıran demek. Geçmişe dönük yalan yemin yaparsa kefareti yok. Niye yok? Temizlenmez. Temizlenmez. Ha, ileriye dönük yemin etse de yeminini tutamasa o başka, çünkü yemin ederken tutamayacağım diye etmedi. Ama geçmişe dönük bile bile yapmadım diyor, yaptım diyor. Yalan yemin. Vel yesmi ruhillah. Allah'ın rahmetten ümitsiz olmak. Vel emni min mekrillah teala. Allah-u Teala'nın rahmetinden güvende kendini hissetmek. İşte bunlar insanı efendim günaha sokan. Bazıları şirk. Ana babaya karşı gelse şirk değil. Yemin etse yalan yere şirk değil. Anladınız mı? Harpten kaçsa şirk değil. Yani helal kabul etmedikten sonra, yaptığı işi haram bildikten sonra şirk değil. Ama Allah'ın azabından ben garantideyim dese şirk. Çünkü o haram bilerek falan alakası yok ki o. İnançla alakalı. Kendini garantide görüyor. Veyahut ümidi kesti, şirk. Bunlar Allah muhafaza yeniden iman tazelemek icap ettiren efendim günahlardır. Zaten bizim ağzımızdan böyle bir söz Allah'ın izniyle çıkmaz. Az çok bunları bu kadar konuşuyoruz, dinliyoruz. Ama içimizde de öyle bir düşünce gelmesin. Gelirse de tevbe istiğfar edelim, Allah'a sığınalım. İçeri gelen geçenden insan şirke düşmez. Ama ağzından konuşursa, harekete geçirirse tabii bu gibi şeyler insanı ne yapar? Şirke düşürür. Yoksa kalbinden geçecek, sen garantidesin diye hemen estağfurullah falan dedikten sonra o vesvese kabilinden kalır. Allah Teala bu tür vesveselerden de muhafaza eylesin. Amin.